Petrol ve Gaz. Petrol ve Gaz entegre temalı ExxonMobil olarak stilize edilmiş ExxonMobil Corporation, merkezi Irving, Texas'ta bulunan çok uluslu bir Amerikan petrol ve gaz şirketidir. John 500. Rockefeller'ın Standard Oil 2 şirketinin en büyük doğrudan torunudur ve 30 Kasım 1999'da Exxon eski adıyla New Jersey Standard Oil Company ile Mobil'in eski adıyla Standard Oil birleşmesiyle kurulmuştur. New York şirketi. ExxonMobil'in başlıca markaları, plastik, sentetik kauçuk ve diğer kimyasal ürünler üreten ExxonMobil, Esso ve ExxonMobil Chemical'dır. 3-4 ExxonMobil. New Jersey'de kurulmuştur. 5 gelir açısından dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan ExxonMobil, 1996'dan 2017'ye kadar. Piyasa değerine göre halka açık ilk ila 6. en büyük şirket arasında değişiklik gösterdi. 6-7 şirket, 2016'da Forbes Global 2000 listesinde dünya çapında 3. sırada yer aldı. 8. ExxonMobil, 2017'de Fortune 500'de en karlı 10. şirketti. 9. 2018 itibariyle şirket, 2016'da 2. sırada yer aldı. Toplam gelire göre en büyük ABD şirketlerinin Fortune 500 sıralaması. 10 şirketin hisselerinin yaklaşık %55,56'sı kurumlara aittir. Mart 2019 itibariyle ExxonMobil'in en büyük hissedarları arasında şunlar bulunmaktadır: Vanguard Group %8,15, BlackRock %6,61 ve State Street Corporation %4,83. ExxonMobil 11 dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biridir. 10-2007 yılı itibariyle günlük 3.921 milyon BOE varil petrol eşdeğeri üretime sahipti. 2008'de bu dünya üretiminin yaklaşık %3'üydü ve bu devlete ait en büyük petrol şirketlerinin birçoğundan daha azdı. 12 petrol ve gaz rezervlerine göre sıralandığında toplamın %1'inden azıyla dünyada 14. sıradadır. 13-14 ExxonMobil'in rezervleri 2016 sonunda 20 milyar BOE idi ve 2007 üretim oranlarının 14 yıldan fazla sürmesi bekleniyordu. 15-37 petrol rafinerisi ile 21 ülkede toplam 6,3 milyon varil, 1 milyon metre 3 rafinaj kapasitesi oluşturan ExxonMobil, dünyanın en büyük 7. rafinerisidir. 16-17-18 kuruluşundan bu yana Standard Oil ile de ilişkilendirilen bir unvandır. 1872 güncellenmesi gerekiyor ExxonMobil. 1989'da Alaska'daki Exxon Valdez petrol sızıntısından sonra temizleme çabalarına yavaş tepki vermesi nedeniyle eleştirilmişti. 19 çevreye verilen zarar açısından dünyanın en kötü petrol sızıntılarından biri 20 olarak kabul ediliyordu. ExxonMobil'in iklim değişikliğini inkar etmek ve küresel ısınmanın fosil yakıtların yakılmasından kaynaklandığına dair bilimsel fikir birliğine karşı lobicilik geçmişi var. Şirket ayrıca insan hakları meseleleriyle uygunsuz bir şekilde ilgilenmek, Amerikan dış politikası üzerindeki etkisi ve bunun ulusların geleceği üzerindeki etkisi ile ilgili suçlamaların hedefi olmuştur.
TotalEnergies SE, 1924'te kurulmuş bir Fransız çokuluslu entegre enerji ve petrol şirketidir ve 7 büyük petrol şirketinden biridir. Faaliyetleri, ham petrol ve doğal gaz arama ve üretiminden enerji üretimi, nakliye, rafinaj. Petrol ürünleri pazarlaması ve uluslararası ham petrol ve ürün ticaretine kadar tüm petrol ve gaz zincirini kapsamaktadır. TotalEnergies aynı zamanda büyük ölçekli bir kimyasal üreticisidir. TotalEnergies'in merkez ofisi, Paris'in batısındaki Courbevoie'deki La Défense semtindeki Tour Total'de bulunmaktadır. Şirket, Eurostoxx 50 borsa endeksinin bir bileşenidir. 2020 Forbes Global 2000'de dünyanın en büyük 29. halka açık şirketi, 4 ve ayrıca Fortune Global 500'de her türden en büyük 25. şirket olarak sıralandı, 5 diğer fosil yakıt şirketleri gibi. TotalEnergies'de faaliyet gösterdiği topluluklar üzerinde çeşitli tartışmalar da dahil olmak üzere karmaşık bir olumsuz çevresel ve sosyal etkilere sahiptir. CDP Carbon Majors 2017 raporuna göre şirket, küresel olarak karbon emisyonu üreten ilk 100 şirketten biri oldu ve 1998'den 2015'e kadar küresel emisyonların %0,9'undan sorumluydu. Chevron Corporation, bir Amerikan çok uluslu enerji şirketidir. Standard Oil'in halefi şirketlerinden biri olan şirketin merkezi San Ramon, Kaliforniya'dadır ve 180'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Chevron, hidrokarbon arama ve üretimi de dahil olmak üzere petrol ve doğal gaz endüstrilerinin her alanında faaliyet göstermektedir. Rafinaj, pazarlama ve nakliye, kimyasal üretim ve satışı ve güç üretimi. Aynı zamanda 1940'ların ortasından 1970'lere kadar küresel petrol endüstrisine egemen olan 7 kız kardeşten biriydi. Chevron, ExxonMobil'den sonra dünyanın en büyük şirketlerinden biri ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ikinci petrol şirketidir. Ağustos 2021 itibarıyla Chevron, yıllık $94,7 milyar gelir ve $190 milyar piyasa değeri ile Fortune 500'de 27. sırada yer aldı. 6/2022 Forbes Global 2000'de Chevron, dünyanın en büyük 26. halka açık şirketi olarak yer aldı. 7. Chevron'un alt operasyonları, yakıtlar, yağlayıcılar, katkı maddeleri ve petrokimyasallar gibi ürünler üretir ve satar. Şirketin en önemli faaliyet alanları Kuzey Amerika'nın batı kıyısı, ABD Körfez kıyısı, Güneydoğu Asya, Güney Kore ve Avustralya'dır. 2018 yılında şirket Amerika Birleşik Devletleri'nde günde ortalama 791 bin varil net petrol eş değeri üretti. 8. Chevron, faaliyetlerinden kaynaklanan çok sayıda tartışmaya maruz kaldı.
Bunların en dikkat çekeni faaliyetleriyle ilgili ve Lago Agrio petrol sahasında Texaco'yu satın almasından doğan yükümlülükler arasında hem Chevron hem de Texaco'nun toplu olarak 18 milyar dumping yaptığı iddiaları yer alıyor. Tonlarca zehirli atık ve 17 milyon galon petrol dökülüyor. 9. Chevron ve Texaco'nun faaliyetleri. Ekvador mahkemesinde Steven Donziger tarafından savunulan Chevron'un Ekvador sakinlerine kaybettiği bir davanın konusuydu. Donziger'in Ekvador mahkemesine rüşvet verdiğine ilişkin yanlış suçlamalar ve ardından Donziger'e yönelik barodan çıkarma ve cezai hakaret suçlamaları nedeniyle Chevron, çevreciler ve insan hakları grupları tarafından Donziger'i hapse atmak ve ABD hükümetini Donziger'i hukuka uygun olarak reddetmeye zorlamakla suçlandı. ConocoPhillips, hidrokarbon arama ve üretimiyle uğraşan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Merkezi Houston, Texas'ın Energy Corridor bölgesindedir. 15 ülkede faaliyet gösteren şirket. Amerika Birleşik Devletleri 2019 üretiminin %49'u, Norveç 2019 üretiminin %10'u, Kanada 2019 üretiminin %5'i, Avustralya 2019 üretiminin %12'si, Endonezya'da üretim yapmaktadır. 2019 üretiminin %4'ü, Malezya 2019 üretiminin %4'ü, Libya 2019 üretiminin %3'ü, Çin 2019 üretiminin %3'ü ve Katar 2019 üretiminin %6'sı. Şirketin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üretimi. Alaska, Eagle Ford Group, Permian Havzası, Bakken Formasyonu'ndaki üretimi içeriyordu, Meksika Körfezi ve Anadarko Havzası. Şirketin ABD üretiminin yaklaşık 1/3'ü, Cook Inlet bölgesinde. Colville Nehri açıklarındaki Alp petrol sahasında ve Alaska kuzey yamacındaki Kuparuk petrol sahası ve Prudhoe Körfezi petrol sahasında faaliyet gösterdiği Alaska'dadır. 31 Aralık 2019 itibariyle, şirket, %50'si petrol, %37'si doğalgaz, %8'i doğal gaz sıvıları ve %5'i olmak üzere 5262 milyon varil petrol eş değeri 3219 çarpı 10 10 gigajül kanıtlanmış rezervine sahipti. Bitum, 2, şirket, Fortune 500'de 156. sırada yer almaktadır. 3. 2021 Forbes Global 2000'de ConocoPhillips, dünyanın en büyük 574. halka açık şirketi olarak sıralandı. 4. ConocoPhillips ayrıca Forbes çeşitlilik için en iyi işverenler sıralamasında 2021. Forbes Amerika'nın en iyi işverenleri 2021 sıralamasında 125. ve Forbes Kanada'nın en iyi işverenleri 2021 sıralamasında 76. sırada yer aldı. 5. Şirket. 2019 yılında The Guardian tarafından dünyayı en çok kirleten 14. şirket olarak seçilmiştir. 6. 1988'den 2015'e kadar küresel endüstriyel sera gazı emisyonlarının %0,91'inden sorumludur. 7. Ponca City, Oklahoma'daki Conoco Müzesi ve Bartlesville, Oklahoma'daki Phillips Petroleum Company Müzesi, şirketin tarihine adanmıştır.
Occidental Petroleum Corporation, genellikle kısaltma sembolüne ve logosuna atıfta bulunarak OXY olarak kısaltılır. Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Doğu'da hidrokarbon araştırmalarının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Şili'de petrokimya üretimi yapan bir Amerikan şirketidir. Delaware'de düzenlenmiştir ve merkezi Houston'dadır. Şirket, 2020 gelirlerine göre 2021 Fortune 500'de 183. 4 ve 2021 Forbes Global 2000'de 670. sırada yer aldı. Pioneer Natural Resources Company, merkezi Irving, Texas'ta bulunan hidrokarbon araştırmalarıyla uğraşan bir Amerikan şirketidir. Şirketin en büyük dönüm sahibi olduğu Permian Havzası'nın Spraberry trendinin bir parçası olan Klein Chalet'de faaliyet göstermektedir. 1-2-3 şirket, Fortune 500'de 428. sırada yer alıyor. 4-31 Aralık 2021 itibariyle, şirketin %44'ü petrol, %30'u doğal gaz sıvıları ve %16'sı doğal gaz olmak üzere 2222 milyar varil petrol eş değeri, 1359 çarpı 10 gigajül kanıtlanmış rezervi vardı. 2021 yılında şirket, %61'i petrol, %23'ü doğal gaz sıvıları ve %19'u doğal gaz olmak üzere günde 617 bin varil petrol eş değeri, 3 milyon 770 bin gigajül üretti. EOG Resources, Inc., hidrokarbon araştırmalarıyla uğraşan bir Amerikan enerji şirketidir. Delaware'de düzenlenmiştir ve merkezi Houston, Texas'taki Heritage Plaza binasındadır. Şirket, Fortune 500'de 286. ve Forbes Global 2000'de 337. sırada yer almaktadır. 3. Şirket, 1999 yılında Enron'dan ayrılmadan önce Enron Petrol ve Gaz Şirketi olarak adlandırıldı. Devon Energy Corporation, Amerika Birleşik Devletleri'nde hidrokarbon araştırmaları yapan bir enerji şirketidir. Delaware'de düzenlenmiştir ve kurumsal operasyon merkezi Oklahoma City. Oklahoma'daki 50 katlı Devon Energy Center'dadır. Başlıca operasyonları Oklahoma, Delaware Havzası, Eagle Ford Grubu ve Rocky Dağları'ndaki Barnett Chalet STAJK oluşumundadır. 1. Şirket, Fortune 500'de 520. sırada yer alıyor. 2. Forbes Global 2000'de yok. 3. 31 Aralık 2021 itibariyle şirket, %44'ü petrol, %27'si doğal gaz sıvıları ve %29'u doğal gaz olmak üzere 1625 milyon varil petrol eş değeri 9.94 çarpı 109 GJ kanıtlanmış rezervine sahipti.